damla damla akışını izle. Yeni yama ne zaman gelir? Ocak yeni yama mı? Haftadan haftaya geliyor diye biliyorum. Ben de şu an ara sezonda olduğumuz için yeni yama gelmeyebilir bir süre. Map kapağı. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya. Şimdi Yasuo var karşımızda. Minyonlara şu şekilde Yasuo'yu vurup geri çekersek minyonlar burada line'lanır ve daha rahat farm yaparız. Her zaman Yasuo'ya karşı oynarken lane'i arkada istiyoruz. Önde değil. Eğer önde olursa Yasuo bize auto atak atabilir. E atabilir. Sıkıntıya sokar. Bu şekilde oynarsak oyunu çok daha rahat farm yaparız. Çok daha rahat adamı dürteriz. Şekil A'daki gibi. Bu şekilde minyonların arkasından rahat rahat vur kaç vur kaç yapa yapa lane'i kontrol edebiliriz. İkinci mutlaka ve mutlaka da double açmamız gerekiyor. Ve hem adama vurup hem de minyon kaçırmamamız gerekiyor. Benim şu an yaptığım gibi. Eğer kaçırsam problem olur. Anlaki bir tane kaçırdık. Olur öyle. Nazar 2 3 oley süper devam. İçin adam bize dalarsa şu şekilde hareketler sergileyebiliriz bakın. Ölmesi gerekiyor. Ben de kalacaktı zaten. Okey sıkıntı yok. Diana gelmesi de ölmüştü bu arada adam. Onu söylemek istiyorum size. Çok fazla minyonum biriktiği için arkada. Benimle minyonların içinde savaştığı için de ölecek. Burayı ittirmemiz gerekiyordu. Ben ping atmayı unuttum. Şimdi bizim bu yaptığımız minyonlara last atma vurmama işleminin amacı bu şekilde eğer agresif davranırsa eğer karşıdaki Yasuo veya karşıdaki herhangi bir melee champion'dan bahsediyorum. Bu ürünlere girmem için zaten karşıda genelde mini olması gerekiyor. Yani yakında bir şampiyon olması gerekiyor. Burayı tabi bok gibi bıraktık şu anda. İttirmediğimiz için. Bir şey sanki yanlış gibi şu anda. Ne yanlış gibi? Yok bir şey yanlış değil. Tamam. Şöyle bir şunu alalım. Şeytanı külü atalım. Yasuo'ya karşı ihtiyacımız olacak. Minyonları early game'de last hit attığımız için Yasuo'ya çok ittirmediğimiz için farkındaysanız bizimle savaşırken çok fazla minyon içerisinde savaşmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla neredeyse girdiğimiz her takası her şeyi kazanabiliyoruz. Hatta böyle kill de atabilirsiniz. Yani Diana olması da öldürmüştüm Yasuo'yu bu arada dediğim gibi. Çok fazla minyon damage'ı var. Minyon damage'ını engelleyemez. Minyon damage'ını engelleyemediği için rahat bir şekilde adamları birebir de öldürebiliyoruz. Şimdi tabi lane'i ittirmediğimiz için ve lane'e gelmekte geç kaldığımız için Diana öldü. Eğer bu lane'de olsaydık belki oyası oraya gitmeyecekti ama sağlık olsun. İttirmediğim için normalde benim ping atmam gerekiyordu. Normalde yüksek elde oynuyorsam onu zaten Diana anlardı da sorun değil. Buralarda bizim söylememiz gerekiyor. W niye çok vuruyor? W ne çok vuruyor? W yenilmezle birlikte bütünleştiği zaman çok vuruyor evet. Yasuo nereye gitti bilmiyorum. Gelmiyor lane'e. Geldi. Ne var? Red'i var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oto ataklarından kaçmamız gerekiyor. Saygı göstermemiz lazım oyunun her dakikasında. Şimdi bu hareketi yapacak. EQ yapacak gördüğünüz gibi. Ve ben de W'yu bu şekilde sakladım. Yine geri çekiliyorum. Yine minyonların içerisinde savaşıyoruz. Red'i olmasına rağmen normalde çok daha kötü bir takas olması gerekirken bakın. Görüyorsun değil mi? Bak. Hep minyonlar vurdu. Ve ben de W'yu iyi kullandım orada. Biraz daha dikkat edelim şimdi. Dediğim gibi Red'i var. Öldürür. E'yi basacak yaptım. Gördüğünüz gibi E'yi asla ve asla basılı tutmuyorum Yasuo'ya karşı. Çünkü kalkan atıp E'mi engeller ve kendimi hasar vurmuş olurum. Dolayısıyla buna Yasuo'ya karşı oynarken dikkat edin. Red olduğu için canını çok daha hızlı dolduracak. Dolayısıyla dediğim gibi. Şu an öndeyiz. Dikkatli oynamamız lazım. Önde olmamıza bakmayın. Yani kill almış olabiliriz ama Yasuo'nun Red'i var. Yasuo da kill alıp geldi. Şu an eşitiz yani. Dikkatli oynamamız lazım. Şu an Yasuo'nun çok güçlü olduğu dakikalar bana kıyasla. En ufak bir hatamda ölebilirim. Dediğim gibi genelde E'mi basılı tutmamaya çalışıyorum. Bunun sebebi Yasuo'nun duvarının olması. Adamın kalkanı geleceği için buradan geri çekiliyorum. Red'i çok tehlikeli. Red'i olmasa çok rahat bir şekilde adamı öldürebiliriz ama çok fazla sıkıntı yaratıyor Red bize bu dakikalarda damage olarak. Bakın her zaman üzerimde oynuyorum lane'i fark etmişsiniz de düşünüyorum. Hiçbir zaman Yasuo'nun üzerine koşmuyorum. Her zaman bu şekilde lane. Her zaman geride. Her zaman saygı göstermemiz lazım. Yasuo'nun ölümcül temposu çok sıkıntı bir karakter. Erün. Şöyle bir basacak yaptım. Hemen kalkanını aldım.
Yavaş yavaş pushlamaya başladık farkındaysanız. Artık milim 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 öne gidiyor lane. Çünkü adam vurmuyor ve ben sürekli last yapıyorum derken. Şöyle bir tek atalım kendisine. Beklemiyordunuz biliyorum. Ama yenilmez stacklendi ve last stand olduğu için bu şekilde tekler atabilirsiniz adamlara. Dediğim gibi doğru kullanmanız gerekiyor bu rünü. Bilirseniz gücünüzün ne olduğunu, farkında olursanız bu şekilde tekler atabilirsiniz. Ben bunu kullandığım için tek attım adama. Yasuo üzerine geldi, neden EW yapıp E'yi son charge'da vurmuyorsun? Anlattım işte, adamın kalkanı var, W'su var. Yani Yon çizmesi alacağım ya, Yon çizmesi kalsın bakalım. Yon çizmesi kalsın bakalım burada. Kozmik hızlandırıcı alabilirim, Vadi Aran alabilirim. Duruma göre bakarız. Yasuo yine öldürdükten sonra gitti, kill aldı. Herhangi bir şekilde takım arkadaşlarıma laf atmıyorum. Bakın işte sen bu adama niye öldün falandır filandır tarzı yorum yapmıyorum. Her zaman kendi oyunuma fokus olun. Görüyorsunuz zaten artık kırmızı Q'um bol bol skill atabiliyorum Yon çizmesinden sonra. Bu çizmeyi neden aldık? Neden Sirbas popuçları almadık? Her zaman Sirbas popuçları alın diyorsunuz. Yenilmez oynuyoruz zaten. Şu an early game'de bol bol hasarımız var. Yenilmezden kaynaklı. Yani bol bol skill atmam ve hareket hızını erken elde etmem benim gerçekten işime yarıyor. Bu adam burada yok. VSS verelim. Şuna kırın. Bakın minyonları nasıl ittirdiğime iyi bakın. Oto ataklarını nasıl kullanıyorum? Hangi minyonu Q, hangi minyonu oto atak kullanıyorum? Onun birazcık farkında olun. Hızlı ittirmek isterseniz eğer lane'i. Arkadaki büyücü minyonlara oto atakla başlayın. Ondan sonra skill'lerinizi daha büyük minyonlara kullanın. Şöyle bir alalım kalkanı tekrardan. Üstüme atlamadan, hareket yapmadan asla da W'yu kullanmıyorum. Dikkat etmenizi istiyorum. Asla panik oynamamanız gerekiyor. Şu an ne kadar adamı öldürsem de adamın da iki kili var. Bizim çocukları öldürdü biliyorsunuz. Bakın üzerime EQ yapmayacağını anladım bu sefer. W'mu kullanmadım, gördünüz mü? Normalde lane aşamasında sürekli W'mu kullanıyordum. Şöyle bir dodge'ladık bunu. Temposu stacklendi. Bakın saygı gösteriyorum. Ne kadar fazla hasar çıkardığını görebiliyorsunuz. Uzun süreli savaşlarda ignite'im yokken damage'im yeterli olmuyor Soya karşı. Şöyle bir ulti atalım, ne olur ne olmaz. Ignite de üzerime koşabilirdi çünkü. Bizim spellerimiz gelsin, oynayacağız. Şu an gayet lane'i kazandık. Neden kazandık? Ben Vlad oynuyorum bakın. Canım full yiyorum sürekli. İyon çizmesi sayesinde hem bana saldırdığında aradaki mesafe hızlı bir şekilde kapatabiliyorum. Öldü Kayn. Ölmüş olması gerekiyor ama Diana combo atamını. Tamam. Bunun amacı neydi? Diana yukarıdaydı. Bunları baitlemekti bu arkadaşlara. Baitlemekti amacım. Gayet de başardım bunu. Spellerimi bekleterek. Böyle minyonlarımızı keselim. Gayet güzel. Eğer Yasuo durursa ölür. Diana E atarsa bu arkadaşa ya da R. Aslında öldü yani E menzilinde. Tamam. Evet. Ben Red'e ölmesini beklerdim dayanından. Ölmedi. İki arada bir derede kaldık. Sıkıntı yok. Hallettik yani. Dert değil. Teşekkür ederim takipim için. Hoş geldin. Darkin mi oldu? Ulti atmasında geriye doğru klik atıyorum. Ama vazgeçti sanırım. Ultisi yok. Şöyle bir görüş bırakacağım çünkü geç kaldık lane'e. Wonderful. Şimdi. Neden bu üründen, neden bu başlangıç, neden yani aslında ne kadar hızlı hareket ettiğimi ve ne kadar savaşçı bir karakter olduğumu görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, karşıdaki Darkin Kayn ve Yasuo karakteri inanılmaz savaşçı ve benim karakterim savaşçı bir karakter değil. Bunları aldığımda benim karakterim savaşçı bir karaktere dönüşüyor. Ya yani benim oynadığım gibi oynamayı öğrenebilirsiniz gayet, çünkü bu metada çok fazla işinize yarayacak.
Ha yok, ben böyle oynayamayacağım diyorsanız da sıkıntı yok. Yani gece tırpanı oynamaya devam edebiliriz. Problem teşkil etmiyor. Geldim buraya. Şu anda koşayım. Lan bir double kill atabilirdi de düşünün bir ultili. Ultimi o yüzden sakladım yani şu an. İki kişi ulti. Q. Böyle bir W. Q. Güzel. Lane'e gidelim. Ne diyordum ben size? Bakın hayvan gibi hareket hızımız var. Hayvan gibi cooldown'ımız var ve abi hasar nasıl çıkacak o zaman diyeceksiniz. İşte onu bu rünler sağlıyor. Bundan sonra yetenek gücü kazanıyoruz. Bundan last stand geliyor. Sürekli bir savaş halinde olduğumuz için bu yenilmez sayesinde vurabiliyoruz. Aleykümselam. İşte bot lane'imiz bayağı zor durumda. Ne yapmamız gerekiyor? 10 kill'i bir Draven var bot lane'de. Bizim yapmamız gereken hareket ne? Artık lane'i kazanıyoruz. Bu lane'i kazanmamız evet güzel bir şey. Bu tempoyu kullanıp bot lane'deki arkadaşın daha da fed olmasını engellememiz gerekiyor. Ama öncelikle benim biraz daha eşya almam gerekiyor ve siperlerimin olması gerekiyor. Dolayısıyla daha bota şu an giremem. Bekleyeceğiz. Hemen bir kozmik hızlandırıcı hareket hızı. Hemen şöyle bir dodge. Yine bir Q. Görüyorsunuz değil mi? O kadar fazla hareket hızım var ki hem adamdan kaçabiliyorum. Sanki phase rush'ım varmış gibi. Hem de 1000 vuruyorum. Yani gördüğünüz vurduğum hasarı da diye düşünüyorum. Yeni sezon bitti şart olduğu gibi. Kozmik hızlandırıcı olabilir evet. Çünkü çok fazla kayıtlanması gereken karakter olduğu için karşıda. Lazım oluyor. Yine de gece tırpanında ve peyzajla oynanabilir gayet. Ben problem göremiyorum. Ya bu şekilde de oynayabilirsin. Peyzaj gece tırpanı da alabilirsin. Ama yani tabii ki bunun daha iyi olduğu bu tarz karakterlere karşı aşikar. Bizim burada bir karar vermemiz gerekiyor. Roket kemer mi, vadi aram mı diye. Ben galiba roket kemer alacağım ben. Yani vadi aranlık bir durum olduğunu düşünmüyorum ya. Çünkü mesafe kapatmak gerekiyor. Tanklara karşı iş yapar mı? Evet evet. Kesinlikle. Gece tırpanı kozmik hızlandırıcı değil. Kozmik hızlandırıcı olmaz gece tırpanıyla. Rabadon ışık değneği alman gerekiyor. Doğru bir build yapmıyorsun. Hasar da çok az olur hasar. Eğer kozmik kazanır. Şimdi bot lane'e gitmemiz lazım bizim. Ama bot lane mid lane'e gelmiş. Çünkü bot klasi gitti. Peki. Kaç item? Draven neredeyse 3 item olacak. Korkunç. Korkunç. Kayn de burada yakında. Yani korkunç. Şimdi Soraka karakteri birazcık problem bir karakter. Ben buraya gidip double kill atmayı deneyebilirim. O kadar gücüm var. Ama işte Soraka'nın exhaust'ı, heal'ı, can yenilenmesi, Draven'ın işte falan filan anladınız yani. Orada riske atmak istemiyorum. Şu an Karamür'üm baya iyi bir durumda. Bana baya bir güç sağlıyor. Dolayısıyla bunu riske atmak istemiyorum. Draven zaten belli vurdu hasar. 3 tane otota ölürüm. Ya ben burayla savaşamam yani şu an. Tutabilirim sadece adamları, savaşamam. Bu adam yani neredeyse 3 item. Draven olduğu için ekstradan şey var. Soraka ölmedi. Bu karakter de güçlü bir karakter. Bizi şu an öldürebilecek güce sahip. Ama benim Ghost'um sıfırlandı mı? Sıfırlandı bak. Şöyle bir harekette bulunabilirim şu anda. Ama bu adam E'sini kullanıp kaçacak. Tamam ama buradan hem Draven'ı hem şeyi öldürdük. Soraka'yı öldürdük. Sıkıntı yok. Şimdi bu adamın E'si olduğu için Kayn'i kovalamanın pek mantığı yok yani. Hem Q'sa hem E'si olduğu için. Bot'a gideceğim. Bizim çocuklar bir de gelmişler. Ama ben buradaki tier 2 parasını istiyorum şu anda. Bunu alıp gideceğim bot lane'e. Roket kemer bitti. Roket kemeri alalım. Şşş.
şunu bir şu şekilde bir bitirelim, bota gidelim. Şimdi bizim sürekli ama sürekli minyon almamız gerekiyor arkadaşlar. Minyon alıyor ve XP alıyor olmamız gerekiyor. Vlad'da birazcık bile zaman kaybetmek iyi bir şey değil. Yayına teşekkürler Forion. Sürekli minyon ve XP alıyor olmamız gerekiyor. Hemen bota gittim. Bota çektim karakterimi. Buradaki hem kuleyi alacağım hem de gelenler artık tekleyecek güce sahibim. Ve iyi yön çizmesini de late game'e doğru değiştirebiliriz. Şeye doğru ilerleriz. Adını söyleyin bana. Kozmik sihirbaz popuşları. Ama şu anda hala da iyi bir eşya. Darius'a eğriyle. Eğri Darius. Daha iyi ürünler var diye düşünüyorum Darius ama tabi. Eğlendiysen program yok. Ben nereye gidersem ben nereye gidersem oraya tıklamayın. Abi ben adamlar beni takip ediyor. Ben nereye gitsem oraya toplanan çocuklar, böyle olmaz ki bu oyun. Baksana. İyi bari. En azından fightladık. Rocket kemerde bir kill aldım içeriden. Bunu da alalım. En azından işe yarıyor yani. Boş olmadı. Fight aldık. İyidir öyle, ayrı ayrı ölmezsiniz. Oho, League of Legends öyle oynanan bir oyun değil ki. Baksana şu an. Mid lane'deki farmlar ne? Top lane'deki farmlar ne? Kayalar ne yapacağız yani? League of Legends böyle oynanmıyor. 10 karamür olduk. MJ'yi burada alınabilir mi? Alınabilir evet, ama ben alacağım mı? Hayır. MJ'yi almayın. Bu sezonda MJ'yi önermiyorum ben size. Bok gibi. Yayınlar, teşekkürler. Şimdi su içtim, oradaki minyonu kaçırdık. Kusura bakmayın. Buradaki minyonları yine kendimi izole ediyorum. Bakın farkındasınız. Yine kendimi çektim. Buradaki bir wave'i de alacağım. Sonra bota gidip ejder fight'ını oynayalım. Lütfen, bana okey. Güzel takım. Helal. Direkt yürüsek daha iyiydi. Niye canım? Item almadım ben az önce. Bunu almadım ben az önce Beyzat'ım. Almadıysam da fark etmez. Yani buradan top lane'den Ejder'e nasıl yürüsek daha iyiydi ya? Beyzat'ım yürümek daha mantıklı değil mi? Daha yakın olmuyor mu öyle? Öldürdük bu adamı. Kozmik hızlandırıcı çalıştı. Hareket hızını aldık. Herhangi bir roket kemerdir, ghost'tur, igniter, ultileri kullanmıyorum. Çünkü bunları kullanmama gerek kalmadan öldürebileceğim. Bizim çocuklar zaten ejder varken yukarıda toplandıkları için ben oynamayı bıraktım. Gördüğünüz gibi Diana artı eş yukarıda olduğu için. Yani çok oynamak istemediler. Ben de çok ejder'e tıklamadım. Kale pick'ini aldık. Ejder'i de kaybetmişiz. Güzel oynadık karşı takım. Objektifi alarak iyi yaptı. Ultiye bastığın zaman öldürebiliriz bu adamı. Herhangi bir tuşa... Şöyle bir R'ye. Bu adamı öldürelim. Kim geliyor? Kale geliyor. Ultisi yok. Ghost'un devam ediyor. Şöyle bir Q. Şöyle bir AW. 2'de 2. 3'de 3. Yapamadık. Tamam, Yasuo ile öldürelim. Ghost'un ve sürekli devam ettiği için kozmik hızlandırıcıyla birlikte yaklaşık 1500 koşarak adamları kovalayabiliyorum ve sürekli skill atıyorum, sürekli görüyorsunuz zaten, bir şey dememe gerek yok galiba. Öldüm galiba ben burada. Basabileceğimi düşünmüştüm, evet ya. Ultisin animasyonundan önce kim basabileceğimi düşünmüştüm ya, evet.
Hesabı yapamadık. Buradan Rabadan aldık. Sonra bir eşlik DNA alırız. Çünkü MR alacaklardır diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten artık bu saatten sonra bunu kullanmamın da yüzüm yok. Bunu alalım. Daha fazla hasar, daha fazla büyü nüfuzu tek atmak demektir. Yani roket kemer RAW yaptım, artık ölecek. Şu eşyayı da aldıktan sonra. Yani belki gölge alev alırım. Belki şişlik değneği alırım. Artık duruma göre bakacağım. Duruma göre bakacağım. Şu anlık ama bu ayakkabıyı satmam bir sorun teşkil etmiyor. Birazcık FPS drop yiyeceğiz arkadaşlar, haberiniz olsun. Tamam. Devam edelim. Burada kuşları alalım. Barona vururlar mı bilmiyorum ama şu anda. Barona vurup vurmaktan bilmiyorum. Vurmuyorlar galiba. Aleykümselam Zaharat. Şu kuşları bir alalım. Karakterimizi bota çekelim. Ken karakteri yani problematik bir karakter ya. Benim çok güçlü yani. Darkin, özellikle Darkin Ken. Bu rünlerle ve bu şeylerle oynuyor olmasaydı şu anda çok daha fazla sıkıntı yaşıyor olabilirdim. Çok güçlü bir karakter. Şu anda özellikle metada Darkin Ken baya baya problem. Yanlış oynuyoruz arkadaşlar. Yanlış oynuyoruz. Burada öleceğiz yani. Soraka'nın Kane'in heal'ına karşılık veremeyiz. Yapacak bir şey yok yani. Bunu almamız lazım. Bunu alın, ben tutarım. Buna vurun. Ben gelenleri öldüreceğim zaten. Buna vurmamız gerekiyor şu anda. Bakalım. Yani şu anda savaşta daha güçler bizden ya bu çocuklar. Dino'nun ultisi var mı? Yok. Sen bir tat. Soraka tek yedi. Bu adam da tek yiyecek. Aynen öyle. Kane tabii ki ölmüyor. Şaşırdık, bir durum değil. Dodge'ladık onun da W'sunu. Onu da öldürdük. Kim canlı kaldı? Kale mi canlı kaldı? Galiba Kale canlı kaldı. Olsun, burada kazandık oyunu. Ghost'umuzu kullandık, adamın üstüne koştuk, adam öldü. Böyle bir EQ attık, bu da tepkedi. Güzel, dediğim gibi şu an Silvas Papuçlarını aldıktan sonra zaten tek atabiliyoruz alanlara. Olması gereken de buydu. Eşyaları almamızın sebebi buydu.